Merhaba, biz Halkla İlişkiler Sınıfı 1. sınıf 2. öğretim öğrencileriyiz. Bugün sokağa çıktık. Sokakta röportajlarımız oldu. Yaşlısı, genci, her yaştan sorduğumuz kişiler mevcut. Videomuzu inşallah beğenirsiniz. Ben Fatma İlhan. Ben Hatice Tokar. Ben Burak Çaplıdüz. İnşallah beğenirsiniz videomuzu. Bir sokak röportajıydı. Çok teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben küfür etmem. Dedem acı. Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Bizim sokak röportajımız var. Merhaba. Konumuz küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Küfür. Kötü. Kötü. Birisi küfür hakkında ne hissedersiniz? Yani karşılığını gereken şekilde uygun yollarla veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Sokak röportajımız vardı. Siz evet. Küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi küfür benim için yani hiç iyi bir şey değildi. Düşünmem yani küfür etmeyi düşünmem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi bizim bir sokak röportajımız var. Siz küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Birisi küfür etmeyi ne düşünüyorsunuz? Küfür hakkında düşündüm. Bu yani küfür kötüdür. Yani küfürle karşılık vermek doğru bir davranış yanlış, değil sizce yanlış, değil mi? Yanlış tabii. Evet. Amcacığım çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz amca, çok sağ olun. Şuradaki kızlara sorularımızı yöneltelim. Tamam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz. Biz deyiz Allah'a şükür. Size bir sorumuz olacak. Küfür hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Size biri küfür ettiği zaman ne hissedersiniz? Ya da küfüre küfürle mi cevap verirsiniz? Aslında küfüre küfürle cevap vermek çok yanlış bir şey. Ama günümüzde böyle bir şey herkes tarafından var. Yani küfüre küfürle cevap veriliyor. Olmaması gereken bir şey. Her yerde küfür var. Kadın erkek fark etmiyor. Herkesinde, her yerde, güneşinde, batısında, hiç ayrımda olmada küfür var. Yani çok yanlış bir şey. Buna dur denilmeli. Tamam. Yani size biri küfür ettiği zaman böyle duracak mısınız? Hayır, çok ağır bir küfür ederse ben de yapıştırırım. O ayrı bir şey. Ama küfürün de bir adabı var. Tabii ki. Yani kızla küfürleşmek farklı, erkekle küfürleşmek farklı. Teşekkür ederiz. Merhaba, bizim bir sokak röportajımız var da siz küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi karşı insanın tabii karakterini biçer de küfür. Ama şimdi şahsen ben Anadolu'luklara biri küfür etmiş olsa tabii ben de direkt yapacağım iş. İlk bir sorun mu bir şeyim var diye sorarım. Baktım gördüm eğer kendine göre bir sorun veya bir sıkıntısı varsa ben de ilgili değilse ne yaparım kendim savunma için direkt alırım. Teşekkür ederim. Bu kadar samimi. Yani küfüre küfürle karşılık verme gibi bir şey yok. Vermem. Sadece yaraşırım, sadece sorarım. Derim ki bir sıkıntım var kardeşim falan. Ama yok o da benle ilgili bir sıkıntısı yoksa da herhangi bir şey bu. Siz döver misiniz? Yapacağım şimdi yani hindi küfür etmiş. Ben de tokatla alırım. Çok teşekkür ederim. Gel bura. Geliyor. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence küfür çok iyi bir şeydir. Hak eden insana küfürü yağdıracaksın. Küfür çok güzel bir şeydir. Hak ediyorsa ya, anadan babadan başlayacaksın. Küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence insana yakışmayan bir şey. Çünkü sinirli anında söylediği şeyi sonradan düşündüğünde pişman olacağı bir şeydir. Yani bence küfürü insan olarak hiç ağzımıza yakıştırmıyorum ve söylemememiz gerekiyor. Güzel bir düşünce. Teşekkür ederim. Arkadaş. Sağ olun. Siz ne düşünüyorsunuz acaba küfür hakkında? Sizce evet, buyurun söyleyin. Sinirli bir anda bile söylenmesi gereken bir davranış mı? Yok, çok kötü bir harekettir. Yani söylememesi gereken. Merhaba, ses gelmiyor. Bir uygun şey nedir yani? Halk arasında olsun, insanlar arasında olsun yani. Hoş görünmeyen bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Bir de şuradaki arkadaşımıza soralım. Merhaba, siz küfür hakkında ne düşünüyorsunuz? Küfür hakkında ne düşünüyorum? Küfür kötü bir şeydir tabi. Evet. Ne düşündüğünüz gibi. Birisi küfür ettiğinde siz ne hissedersiniz? Hangi duygular içerisine girersiniz? Ben ne tepki verirsiniz? Allah açık konuşunca kafa göz.